Yepyeni bir pazar bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde neler yapabilmişiz, ne kadar kar edebilmişiz. Hızlıca yeni bölüme geçtik. Şöyle bu bölüme de artı 8 Raptor'umuzu 625M'den satarak başlayacağız. Bir önceki bölümde 610M'e almıştık biz bu Raptor'u. Direkt 15M kar yazabiliriz. 15M karla başlamış olabiliriz videoya. Güzel. Şimdi Nizipli arkadaşımız geldi. Birinden 150M alacağı varmış. Onun yerine bunu aldı. Bir de 2M para verdi. Basacak param kalmadı kanka dedi. Bunu benim yerime sen basar mısın yaptı. Valla ben de şansıma pek güvenmiyorum bu aralar ama haydi inşallah artı 4'te yakmayız da devamı gelir. Artı 6'ya kadar gideriz. Çünkü Nizipli sağ olsun bize içerik çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Hadi bir sarı göreyim atayım. Güzel. Artı 4 yaptık. Darısı artı 5 ve artı 6'nın başına inşallah. Bir tane preview. Sarı, kırmızının ardından sarı görünce atarım. Haydi ulan. Oh çok güzel. 5 oldun. Abi kırmızılık geçsin. Bu 6 olur. 6 be. 6 be. İşte bu. Çok sevindim. Çok iyi oldu. Beyler şöyle 460M'den de bir tane daha Karus Priest alıyoruz. 460M anlaştık. Satışı 5GB civarı olur diye düşünüyorum. Şöyle bir adet de 490M'den artı 8 shard alıyoruz. Ya bana göre dün, size göre de bir önceki videoda karsız bir şekilde 520M'e vermiştik. Gene 520M civarlarına verebilirsek bizim için iyi olur. 490 aldık. Bu sefer uygun aldık. Şöyle Burak'ın getirmiş olduğu itemlerden Iron Belt'i 240M'den arkadaşa teslim ediyoruz. Şöyle Burak'ın itemlerinden Iron Nick'i de 760M'den satıyoruz. Bunu da hemen not olarak alacağız. Ayrıca şunun da bilgisini vereyim. İş yerindeyken de biraz maalesef işe gidip geliyorum. Yasaklara rağmen. Şöyle 10.60'tan Mitril set aldık. Rep 1. Şöyle bir de 520M'den. Ulan biz bunları ucuza sattık. Bende vardır Ron set. 520M'den aldık. Bunların bir alıcısı olacak büyük ihtimal Ron set'in. Bir 10-20M karla versek bizim için iş görür. Şöyle bir tane daha 510M'den Ron set alıyoruz. Tamam, bunu da almış olduk. 510'a da bunu aldık. Gayet güzel. Ron set hızlı bir şekilde gidebilir. Bakacağız duruma göre. Şöyle 105M'den almış olduğumuz LKP artı 1'i 115M'den teslim ediyoruz. Volek arkadaşa. Normalde piyasası 125 falandı. Ben dedim ki 115'e falan veririm. Düşürmüşler gene pazarda. 10M kar edebildik. Ayranı uğrunu görsün arkadaş da. 10M'de biz yazabiliriz. Evet beyler, şöyle 80M'den almış olduğumuz Rep 1 garbı 93M'e Vagabond Archer arkadaşımıza da teslim ediyoruz. Buradan da 13M gibi bir karımız var. Ekleyebiliriz. Şöyle gene bir takipçimiz ulaştı bize. 83'e 0, 90 def bir Rogi'ye alıyoruz kendisinden. Şöyle ilk olarak 520'den almış olduğumuzu sayacağım. Zaten bunu direkt alıcısı var diye satın almıştım. Arıyordum hatta. 520'den aldığımızı varsayacağım. Ben 540 demiştim ama onem bir şey yapamadım falan filan yaptı. Sıkıntı yok kanka dedim. Zaten daha önceden kendisini item ayarladığım bir arkadaştı. 530M'e vermiş oldum seti. Buradan 10M kaldı. 10M yazabiliriz. Şimdi beyler şöyle Mitril seti takas yoluyla teslim ediyoruz arkadaşa. Rep 1 Mitril set. Üste FP 8 set alıyoruz. FP 8 seti 2GB'den saydık. 890M'de üstüne nakit para alacağız. Yani seti 10.90'a satmış oluyoruz. 8 FP seti de aldık. Buna 2GB yazdık. 10.90'a verdiğimize göre 30M buradan kar yazabiliriz. Üstüne FP seti kaça satarsak, 2GB'den yazıyoruz onu da. Kaça satarsak onun karını yazarız. Şöyle eskiden bizim klanda olan Numan'dan 710M'e Iron Neck artı 0 alıyoruz. Şimdi beyler şöyle Burak'ın 2 tane FOV artı 3'ünü de satacağız. 6GB 6GB demiştik ama 5RM daha düştük. Yani 11.90 yapıyor. 11.90'a Sado arkadaşımıza Dual FOV 3'ünü de teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Bunları da not olarak aldık. Şöyle hemen
Dün galiba almıştım ben bu şardı. 490'dan almıştım. Şöyle 530 m. Forboş Killers arkadaşa da teslim ediyoruz. Buradan kendimize 40 m kar yazabiliriz. Beyler şöyle 2 GB'den artı 8 VB alıyoruz. Beyler şöyle 570 m'den artı 6 mitril set alacağız. Satışı 6 GB civarı olur. 6 GB'yi okuturuz büyük ihtimalle. Artı 6 mitril set arayan oluyor çünkü. Şöyle 21.80'den artı 9 Vapen Breaker alacağız ama ses için kusura bakmayın. Şöyle 80 daha vereceğim. Ben kaydı burada kapatayım. 80'e daha vereceğim. 21.80 vermiş olacağım. Şöyle artı 6 mitril setimizi satacağız. Dün akşam almıştım 570 m'den. Biraz da uğraşsam daha düşükten alırdım ama 590 m'den Haydar arkadaşımıza teslim ediyoruz. Ayrını görsün o da. Biz de 20 m buradan yazabiliriz. Şöyle artı 9 Vapen Breaker'ı satacağız. Önce 20, 40 ve üstüne Emir 3 verecek arkadaş. Emir 3'ü 2 GB'den saydık. VB'yi de 22.40'dan saydık. Şöyle Emir 3'ü geri verip 2 GB daha alacağız arkadaştan. Trade attım. Emir 3'ü koydum. 2 GB daha alacağız. Tamamdır. Ticaretimiz tamam. Artı 9 VB'yi yani 22.40'tan satmış olduk. Biz bu VB'yi bugün aldık zaten. 21.80'den aldık. 22.40'a satmış olduk. Yani totalde 60 m kar sağlamış olduk. 60 m karı yazabiliriz. Güzel oldu. Şöyle bir adet de 12.20'den NoRep artı 8 Eagle Eye alıyoruz. Bakalım bunun satışı ne olur? Yani çok bir şey kalacağını zannetmiyorum ben ama göreceğiz. Şöyle bir de 350 m'den Rep 1 XIB artı 6 donluk mitril artı 6 göğüslük mitril. Şu ikisinin gelmesi iyi oldu. İki parça daha bulursam bunları set yaparım. IB'yi 105'ten aldık. Pedi 120'den, göğsü de 125'ten saydık. Bunları bu şekilde not alabiliriz. 3,5 GB verdik. Şöyle pazar çarından da DV'mizi satıyoruz. Artı 7 DV'mizi 220 m'den. Biz bunu 215'e almıştık. Pardon, 205'e almıştık. 220'ye verdik. 15 m buradan da kar yazabiliriz. Şöyle artı 2 Lego'muzu da 11.5'e satıyoruz. Arkadaşa, Oslo'ya hayırlı uğurlu olsun. Biz bunu Samet'le takas etmiştik Dark Vane'e. 11.35'e saymıştık. Bunu da 11.35'e almış gibi bir şey olmuştuk zaten. Lego ikimizi de böyle 11.50'ye sattık. Buradan karımız 15 m. Şöyle 2 GB'den almış olduğumuz artı 8 FP seti de 218 m'den gariban arkadaşımıza teslim ediyoruz. Hayrını uğrunu görsün. O da hayırlı uğurlu olsun. Biz de buradan 18 m kar yazabiliriz. Şöyle bir adet de artı 8 yani rep 5 Iron Ball alacağız. 460 dedik galiba. Aynen öyle. Satışı 5 GB civarı belki olur ya da olmaz. Şöyle pazar çarından da XP Iron Ball'u 115 m'den veriyoruz. 105'ten almıştık zaten. 10 m'de buradan kar yazabiliriz. Şöyle 45 m'den 3 parça item alacağız. Normalde bunları almazdım ama arkadaş ta 2'den gelmiş, 3'e girmiş, beklemiş falan filan. Naso diye bir arkadaş. Ona da buradan selam olsun. İşte yani 3M'den bunu aldım. 7M'den bunu aldım. 10M'e koyarım. Pazar çarında kalsın. Bunu da 35M'den aldım. 40M, 45M civarı edecektir. Normalde bunları almıyorum çünkü kaldı mı ben basıyorum. Tutamıyorum kendimi biliyorsunuz. Pazar çarına koyacağım, orada kalsın, orada satılır. Naso'ya da tekrardan selam olsun. Şöyle Rep 5 Iron Impact'ımızı da 6 GB'den satıyoruz. Bunu kaçtan almışız? Hemen bir bakalım tekrardan. 570 m'den almışız. 6 GB'ye verdik. 30 m'de buradan kar yazabiliriz. Şöyle artı 8 VB'mizi de satıyoruz. 2 GB'den almıştık zaten. 205 m'e Oliver Jean arkadaşımıza teslim ediyoruz. 5 m buradan bize kalıyor. Zaten VB çok değişik bir piyasası var. Bir yükseliyor, bir alçalıyor. Şöyle Naso bize bir item daha getirdi. 38 m'den alıyoruz. Warrior FP. Aynen Warrior FP artı 8 getirdi. Satışı da yani pazarda 44 m. Biz de aynı şekilde 44 m'e koyarız. Şöyle 45 m'den de Rons kolluk alıyoruz. 45'e buyu var zaten. Direkt buy fiyatından aldık. Şöyle 105 m'den artı 7 çitin set. Rogue'ye artı 7 Iron Bow. Old Elfring, Old SE falan onları alacağız. Son parçayı da veriyor.
Aynen öyle. Farmer karakteri için gerekli tüm ekipmanları almış olduk. Şöyle az önce aldığımız Iron Bow'u hemen teslim ediyoruz. 54'e saymıştık. 57'ye aldık. Şöyle 895M'den 3 parça item alacağız. Opalering 1, EE7, MD8. Opalering'in 465'e buyu vardı zaten artı birinin. Artı bir o Opalering'i o 465 buyu kuran arkadaşa DM attım. Hiç bekletmeden elimden çıkartacağım. Çünkü bu beni zarar ettirecek. Farkındayım. Vermezsem zarar ettirecek. Kâra geçirmez. O yüzden hiç aldığım fiyata verdim. Şöyle 120'yi aldığımız artı 8 MD'yi de hemen 125M'den teslim ediyoruz. Buradan da 5M direkt Tico kalırı var. Şimdi beyler bir takipçimize şöyle Dual 3 FR aldık. Onun Dual 2 FR'si vardı. 10,5-10,5'tan aldık. Zaten parasını kendisi verdi. Ben üzerine ekleme yapmıştım. Şimdi Dual 2 FR'si var. Bunları satacağız. Bunları sattıktan sonra karımızı alacağız. Şöyle Scorpion Shit artık her neyse 65M'den satıyoruz. Biz bunu kaça almışız? 60M'e almışız. 65M'e veriyoruz. Bayağıdır duruyor elimizde çünkü. Teklif ne geldiyse hemen yapıştırdık. Buradan 5M karımız var. 60'a almışız. 5M'e ekleyebiliriz. Evet beyler şu iki parça ronsumuzu da satıyoruz. Bunların kolluğu 45'ten almıştık. Pedi de 35'ten almıştık. Kolluğu 47'den, pedi de 45'ten veriyoruz. 45'e verdik. 10M buradan kar yazalım. Kolluğu da 45'e almışız. Piyasası yüksek diye. Onu da 42-47'ye verdik. 2M kar da buradan ekleyebiliriz. Ayrıca şu pazar çarındakileri satılanları da göstereceğim. Şimdi burada bir tane full plate var. Bu full plate'i 2M'den almışız. 6M'e koymuşuz. 4M buradan kar ekleyebiliriz. Şurada bir tane Mirage Dagger var. Bunu 3M'e almışız galiba. Aynen Mirage Dagger'ı 3M'e almışız. 4M'e gitmiş. 1M de buradan yazabiliriz. Ondan sonrasında artı 7 set almıştık. Göğüslük kalmış. Diğer parçalar gitmiş. Onları da Rogue Etchit'in pet gitmiş. Pet'i 18M'e almışız. 21M gelmiş. Yani 3,5M diyelim. 3,5M buradan kar yazabiliriz. Şurada bir Çit'in helmet var. Warrior. Bunu 4M'den almışız. Buradan da 1M 300K gelmiş. Rogue'ye Çit'in kolluk 3,5M'den almışız. 1M de buradan kar kalmış. Çit'in botu 4M'den almışız. 2M 800K buradan kalmış. Hadi bununla birlikte birleştirirsen 3M de buradan kar kalmış. Kafalıktan da 3M kar kalmış diyelim. Bir tane de 10M'den galiba. Dün Warrior, pardon 7M'den Warrior artı 6 göğüslük almıştık. Bunu artı 7'ye ben bastım. O da satılmış. Oradan da bize 16M gelmiş. Yani 7M'e aldığımızı varsayarsak 9M buradan bize kar gelmiş. Artı bastığım için zaten. Buradan 9M kar yazabiliriz. Ve devam edebiliriz. Şöyle dün 12-20'den aldığımız artı 8 EE'yi de 12-35'e anlaştık. EE'ye bir daha çok düşük rakam vereceğim. Ciddi anlamda çok düşük rakam vereceğim yani. 12-35'e satmış olduk. 15M kar. Yani 12-50'ye falan gider diye düşünüyorsun ama gitmiyor maalesef. Şöyle bir adet de 120M'den MD artı 8 alıyorum. Şöyle 720M'den bir adet de artı 3 Judy Belt alacağız. Taştan Onur tanıdık diye 720'den aldım. Yoksa 7GB'den buyu oluyor genelde. Yani 7GB'den alırdım. Judy Belt'i de 120M olarak yazdık. Belki bunu parçalarım. Eğer mantıklı gelirse parçalayıp satmak daha mantıklı olursa tabii ki. Şöyle pazar çarından da artı 8 botumuzu satıyoruz. 42M'den. Dün akşam bunu kaçtan almışız? 38M'den almışız galiba. Dün almıştık aynen. 4M'de buradan kar yazabiliriz. Şimdi beyler şöyle yapacağız. Bu Judy artı 3'ü parçalamak istiyorum. Hatta parçalayacağım yani direkt olarak. Neden parçalayacağım? Şöyle artı 2 olarak ver bana 3 tane. Aynen burada. Artı 2'ler daha seri gider. Bunlara 52, 26 daha 78M para harcadım. Yani bana 78M desen hatta 80M desen aynen 8GB gelmiş oluyor. Yapacak bir şey yok. Bunları böyle 270 civarından satarsak ne olur bize? Büyük ihtimal kesin zarar olacak da. 10M kar bırakacak ama Judy 2'ler daha seri gidecek. Ne kadar mantıklı. Çok da bir mantığı yoktu gerçi. Beklesem
Belki 750'ye satardım ama ben şunu bilmiyordum açıkçası. Gittim bir tane çektim. Bir taneyle dönüştürülüyor zannediyorum. O ara mantıklı geldi. Ulan almışken dedim bir tane daha. Yapacak bir şey yok. Koy bunu da gitsin. Şöyle bir tane de 520M'den artı 2 bedeni alacağız Alperto'dan. Bunun da satışı bir 540-550M civarı olur diye düşünüyorum. 520M olarak bunda not aldık. Şöyle 460M'den aldığımız artı 8 iron bobu da, Reb 5 iron bobu da 490M'den vereceğiz. Daha verdik bile. Buradan da 30M kar yazabiliriz. Evet, Judy'lerden zarar etmeye başladık bile. Keşke düşürmeseydim de. 260M artı 2 tane silver gemi vereceğim. Şu anda 3M, 3,5M diyelim. 260 yani kafa kafaya vermişiz şu anda. Ama ben bu iki silver gemi atmayacağım. Ben buna 3 tane daha silver gem ekleyeceğim. Kayda değer bir şey alacak mıyız? Hiç zannetmiyorum tabii ki ama. Aynen, Price Team Pack. Haydi oğlum. Aa güzel. DS. 10M diyor. Tamam, şu anda 3 tane daha aldık desek zararımızı çıkarttık biz. Tamam, DS ile birlikte zararımızı çıkarttık. Beyler şu sahneyi de göstermeden geçemeyeceğim yalnız. O bir tane shell attı ya. Bakın ne attı o shell'den. Evet. Şu anda yani 260'tan bile versem büyük ihtimal şu 5 tane deko bizim paramızı her türlü çıkartıyor bak. Hiç bekletmeyeceğim. Ver abi 15M bana oradan. 15M daha kıtlamış olduk. Yani bu şans oyunuyla birlikte 15M Judy'den kar yazabiliriz. 15M kar ekleyelim şuraya. Beyler şimdi iş yerindeyken biraz daha bakındım bilgisayarla, yani uzaktan da kontrol etme imkanı buldum. O sırada şöyle göstereyim. Judy artı ikimizin bir tanesini 280M'den saydık. Karşılığında SH artı 7 ve 3 parça Trial Int aldık. Bunu zaten 266M'e getirmiştik. Aynen. Hadi 263M diyelim. 13M buradan bir Evet. kar kaldı. Judy'den 13M kar kaldı. Ardından hemen şöyle bir yana geçelim. 115'ten sayarak aldığımız Smite Hammer'ı 127M'e sattık. 12M de buradan kaldı. 12M'i de ekleyebiliriz. Onun haricinde başka bir şey yaptım mı? Yok, o kadar. Şöyle artı 2 BDN'yi de satıyorum 550M'den. 520'yi almıştık dün. 30M de buradan kar yazabiliriz. Şöyle 190M'den de bir tane Spy dediğin değil ya. Sen de Red 1 Sivota mı kafalık mitril alıyoruz. çalışıyormuşsun? Satışı 2 GB civarı olur. Kokteyli Yazdık sen bunu da. kesiyorsun. Bu bölümü de gördüğünüz gibi 460M gibi bir karla kapatıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Pazar serisinin bitip yeni Warrior serisinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Ben de heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.